Katar'la devam ediyoruz. Katar'ın 4 Rafale savaş uçağıyla katıldığı Anadolu Kartalı 2021 tatbikatı Yunanistan'da endişeye neden oldu. Atina'nın Fransa'dan aldığı 18 Rafale uçağının teslimatı öncesinde Yunan basına Türk kurmaylarının jetlerin sırrını çaldığını öne sürdü. Türkiye Rafale jetlerinin sırlarını çalıyor. Bu ifade Yunan gazetesi Taniania'nın manşetinden. Türkiye'nin Katar sayesinde Rafale savaş uçaklarının özelliklerini öğrenmeye çalıştığı iddia edildi. Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı Rafale uçaklarının 21 Temmuz'a teslim edilmesi bekleniyor. 12'si kullanılmış, 6'sı yeni, toplam 18 Rafale uçağı Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'ne inecek. Teslimata günler kala Katar'ın envanterindeki Rafale jetleriyle Türkiye'de yapılan Anadolu Kartalı 2021 tatbikatı Atina'yı rahatsız etti. 21 Haziran'da Konya Selçuklu 3. Anajetüs Komutanlığı'nda başlayan tatbikat 2 Temmuz'da sona erdi. Katar bu tatbikata ilk kez 4 adet Rafale savaş uçağıyla katıldı. Yunan basınının iddiasına göre Türk kurmaylar bu tatbikatta Rafale jetlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Haberde uçakların yeteneklerini ve özelliklerini öğrenebilmek için Anadolu Kartalı tatbikatını fırsat bildirililer ifadeleri kullanıldı. Türk pilotların kısa süre içinde Akdeniz ve Ege'de Yunan Rafale uçaklarıyla karşı karşıya gelecekleri belirtildi. Yunan gazetesinin dile getirdiği bir endişe daha var. O da Ankara ile Doha arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması. 23 Mayıs 2007'de imzalanan anlaşma Rafale dahil Katar savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlanmalarını olanak sağlıyor. Katar'dan 250 askeri personel ve 36 savaş uçağının aynı anda Türkiye'de bulunmasına imkan tanınıyor. Yunan askeri uzmanlar bu anlaşma sayesinde Türk pilotlarının Rafale uçaklarını uçurma imkanı bulduğunu ifade ediyor. Böylece pilotların Rafale jetleri hakkında bilgi ve tecrübe edilme fırsatı bulduğu öne sürüldü.